Sultanım, ben yemeğimi hasbahçe yiyeceğim. Afiyet olsun. Ben getirdim sultanım. Bir hayli zor durumdaydı. Haber salmış. Kendisine yardım etme gereği duydum. Artık benim cariyemdir. Malum bunca yılın hatırı var. Kim bu hatun? Bu hatun buradan derhal gidecek Hürrem. Niye gidecekmiş? Sebebini biliyorsun. Nigar cezalı. Onu bizzat ben kovdum saraydan. Atıldı. Şu mesele. Hatun cezasını çekti. Bitti vefası. Sümbüla. Sultanım. Nigar'ın harem defterinde kayrı yapıldı mı? Emriniz üzere yapıldı sultanım. Buna hakkınız yok sultanım. Nigar'ın kabahati büyük. Haremin idaresinden ben mesulüm. Ayrıca Fatma Hatun'un yaptıklarını unutmayın. Beni öldürmeye teşebbüs ettiğini cümle alem biliyor. Lakin o hala burada. Sultanım bir şey söylemeyecek misiniz? Boşaltın burayı. Hemen! Herkes çıksın. Herkes dedi. Ne vakit duracaksın Hürrem? Yetmedi mi bana yaşattıkların? Benim sizinle bir meselem yok sultanım. Bu savaşı siz başlattınız. Lafını bil de konuş. Karşında bir hanedan mensubu var. Benimle savaşmak, hanedanla savaşmak manasına gelir, bunu bil. Öyle bir niyetim hiç olmadı. Ben size sadece sevgili kocanızın hakiki yüzünü gösterdim. Fakat siz ihanetin acısını benden çıkardınız. Zira paşayı affetmek için bir bahaneye ihtiyacınız vardı. İbrahim'le olan münasebetim hiç kimseyi alakadar etmez. Hele seni asla. Alaka göstermiyorum zaten. Bu yüzden mi getirdin Nigar'ı hareme? Nigar'ın bir günahı yok sultanım. Malumunuz bu günah paşamıza ait. Kendileri itham edilmediğine göre nigar da edilemez. Buna sen mi karar vereceksin? Bir karar verdiğimi kim söyledi? Hünkârımızın dönüşünü bekleyeceğiz. Kendileri icap eden neyse onu yaparım. Nigar'ın burada kalmasına müsaade edeceğimi mi sanıyorsun? Görmeye bile tahammülünüz yok değil mi? Zaten bu yüzden öldürmek istediniz. Ona baktıkça paşamızın ihaneti aklınıza geliyor. Hatta korkuyorsunuz. Paşamız yine ona döner. Onun kollarında teselli bulur. Hiç kimse, size dahil! Hiç kimse bana böyle davranamaz.
Karşınızda bir cariye yok. Bir köle yok. O günler eskide kaldı.